8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi program konuğumuz psikolog Serap Akın. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Ben de çok iyiyim. Daha önce konuşmuştuk aile dizimiyle ilgili, böyle bir temelden bilgiler aktarmıştınız bize ama bugün daha böyle detaylandıralım istiyoruz. Bununla ilgili de sorularımız var ve izleyicilerimiz de çok merak ediyor. Bir dizim açtırmadan önce temsil alanları var bu dizimlerin yapıldığı, bahsetmiştiniz daha önce de. Bir dizim açtırmadan önce açtıran kişinin, dizim yaptıran kişinin temsil alanını deneyimlemesi gerekir mi? Ben tavsiye ediyorum. Alana güvenmesi açısından tavsiye ediyorum. Çünkü orada onu neyin hareket ettirdiğini hissetmesi lazım. O zaman daha çok güveniyor alana. Zaten dizimi izlerken onu hiç tanımayan insanların temsilci olarak alandaki hareketlerini izlediğinde kendisi tanıdığı için temsil edilen kişileri biliyor onlar gibi davrandığını ya da onlar gibi konuştuklarını. Ama temsil alanını deneyimlemesi her zaman daha önceliğim. Hem güven için hem de daha rahat kendini bırakıyor güven, değil mi? Güven çok önemli. Yani psikolojide güven çok önemli. Hem kolaylaştırıcı hem yapılan işe güven çok önemli bence. Hı hı. Peki sistemlerin işleyiş ve düzenlerinin bir takım yasalara tabi olduğunu biliyoruz. Bu yasalar nedir? Nasıl işliyor? Şimdi aile, bütün sistemlerde bir aidiyet yasası var. Bir hiyerarşi, bir de denge yasasından bahsediyoruz. Aidiyet, sistemin her birimi, her parçası kendine ait hissetmek ister. Dışlanmış bir birey görülmek ister, yerinde bulunmak ister. Hiyerarşide de buna dikkat ediyoruz. Hiyerarşide mesela eşler önceliklidir. Bizim geleneksel ailelerimizde çocuklar öncelenir çoğunlukla ama eş önce gelendir. Sonra öz evlatlardır dünyaya geliş sıralamasına göre. Arada düşük ve kürtajlar varsa o çocuklar da ait olduklarını bilmek gerekiyor. Yani onları da hatırlamak gerekir. Ve sonra üvey evlatlar gelir. Yarı kardeşler ve üvey evlatlar gelir. Evlatlıklar gelir. Peki. Çok özür dilerim. Çok pardon, lütfen. Böyle. Denge yasasından bahsettim. Dengede de sistemde eğer bir birim, bir birey bir yasayı ihlal etmişse bir başka birey onun adına dengeyi bulmaya çalışır. Daha önce bahsettiğimiz gibi eğer onun hakkı ihlal edilmişse hak arayışına girer çocuklardan ya da torunlardan biri. Eğer hak ihlal etmişse bunu telafiye gider. Yani böyle geçmişten gelen ile bugünkü yaşadıklarımız böyle bir harmanlanıyor aslında. Belirli duygu ve hareketler ortaya çıkıyor. Çıkıyor. Bu dede ayva yemiş torunun dişi kamaşmış deyimi çok yerinde bence. Eskiler ne demişse güzel demiş. Güzel demişler. Peki hocam bu yasalar, bu bahsettiğiniz yasaların dışında insanların günlük hayatlarında yani normal hayat standartlarında yaşadıkları hareketleri, tavırları, inanışları, çevresel faktörler, sosyal hayatları bunlar da bir bakıma hani belirlemez mi bu hayatın düzenini? Vicdan dediğimiz şeyi belirliyor aslında. Bir kolektif vicdan var, bir de kişisel vicdan var. Kişisel vicdan çocukluktan itibaren kolektif içinde bulunduğu sistemin vicdanına göre şekilleniyor. Ve kişi aslında onu kendi vicdanı zannederken o kolektife uygun olarak geliştiriyor. Ve bir gruba aitseniz o grubun normları sizin vicdanınızın yapılanmasına neden oluyor. Etnik kökeniniz, kültürünüz, dininiz, ırkınız, gelenekleriniz hepsini etkiliyor. O görünmeyen kolektif vicdanın içindeki normlar sizin vicdanınıza yerleşiyor. Ve bu aidiyet duygusuyla, bulunduğunuz sisteme olan aidiyet duygusuyla o sistemin normlarına uygun davranıyorsanız İyi vicdanınız var demektir. Suç işlemişseniz bile. Masum hissedersiniz kendinizi. Çok enteresan bir şey bu bahsettiğiniz. Ama o grubun normlarına uygun davranmadıysanız suçlu hissedersiniz. Aslında belirlenmiş bir kurallar dizisi var. Söylenmeyen kurallar. Söylenmeyen kurallar. O kuralları biz ister istemez bir şekilde ya istiyoruz ya kontrol ediyoruz edemiyoruz bir şekilde yaşıyoruz. Öyle. Ama bizi rahatsız eden tarafsa, eğer rahatsız ediyorsa, o bize olmaması gereken bir şey olarak aşılanmıştır diyorsunuz. Vicdan, kolektiften öyle geliyor bize. Hı-hı. Bu sözle söylenmiyor. Bazen hareketle, bir bakışla, birilerinin yaptığı şey örnek gösterilir mesela, anlatılır. Aa şunun oğlu böyle yapmış, işte evet. Abin şöyleydi gibi.
Oradan o söylemlerle alır çocuk zaten büyürken. O vicdanı, kişisel vicdanı oluşturur ve iç sesi gibi bütün hayatını yönetir o insanın o. Evet, doğru. Bu yapılardan bahsediyoruz. Ne gibi yapılar bunlar? Mesela şimdi Almanya'da yaşayan Türkler var. Hı hı. Ben biliyorum ki aileler var, arkadaşlarımızın aileleri. Onlar orada mesela bizim çocukken yaptığımız o düğün sünnet ritüellerinin hepsini fazla fazla yerine getiriyorlar. Burada mesela artık o kadar kalmadı. O aidiyet duygusunu hissetmek ve birbirleriyle bir arada kalmak için yaptıkları bir şey bu. O kolektif alanı korumak için, oraya aidiyetlerini devam ettirmek için. Görünmeden işleyen yasalar bu şekilde işliyor. O zaman bu durumda yaşadığımız sosyal ortamlar, girdiğimiz sosyal ortamlar, okullar vesaire gibi çevresel faktörler de bizim karakterimizi ve duruşumuzu etkiliyor. Mesela siz bir toplantıya gideceksiniz. Atıyorum ben buraya çekime geldim. Sizinle sohbet edeceğim. Ona göre kıyafet seçiyorum. Nasıl konuşacağımı düşünüyorum. Nasıl hitap edeceğimi düşünüyorum. Ve siz buraya geldiğimde, sizi gördüğümde biraz daha şekillendiriyorum. Sizinle konuşmalarımı size göre. Herkes için bu geçerli. O zaman grubun üyeleri de kendini rahat hissediyorlar. Çünkü karşısındaki kişi adapte olmuş oluyor gruba. Onların dışında bir şekilde davranırsa rahatsız edici olur gelen kişi. Kendisi de rahatsız hisseder, ait hissetmez oraya. Grup da güvende hissetmez kendisini. Peki bu temsilciler özel insanlar mı? Yani yoksa sıradan mesela... Herkes temsilci olabilir. Herkes temsilci olabilir. Evet. Peki özel böyle eğitilmiş temsilciler, heyeti gibi bir şey var mı? Hayır, eğitilmiş temsilciler yok. Ama mesela ben yıllarca aile dizimi eğitimlerini aldıktan sonra asistanlık yaptım eğitimini. Aldığım hocamın yanında grup yeni eğitimler verirken. Orada mesela temsil alanındaki o içselleştirme ve hissetme ve harekete dökme, ifade etme biçimi giderek daha açılıyor, gelişiyor. Mesela ilk dizime katıldığında çok bu benden mi yoksa alandan mı geliyor, hareket etsem mi etmesem mi bir duraksamanız olabiliyor. Birkaç dizime temsilci olarak katıldıktan sonra o kayboluyor zaten. Yani şunu alırsın, böyle bir tecrübeden bahsedebiliriz. Şunu anlatmaya çalıştım. Bazı insanlar vardır, kendini ifade edemez mesela. Bazı insanlar da böyle sular seller gibi akar. Şimdi mesela Türkiye çok, bizim hocamız Alman ve Avrupa'da da eğitimler veriyor. Orada atıyorum İsveç gibi, Danimarka gibi yerlerde temsile kaldırdıkları kişiler, ilk kez gelenler böyle çok donuklar. Çok hareket edemiyorlar falan ama Türkiye'de mesela çok daha kolay bu iş ve çok burada eğitim verirken mutluydu hocamız. Çünkü biz biraz daha aktifiz, gelene kulak vermeye meyilliyiz aslında. Hı hı. Biz biraz daha sosyal işin içerisine girmeyi, sohbet etmeyi... Dramatik evet, insanlarız biraz daha. Yani evet. Duygularını çok iyi ifade edemeyen insanlar var mesela. Mesela bir soru soruyorsun, evet ya da hayır diyor örnek. Yani bu kişi ne kadar o olayı içselleştirebilir? Şimdi o kişinin orada temsilci olmasının da bir nedeni var. Zaten öyle birini muhtemelen temsil ediyor. Tesadüfen hiç kimse gelmiyor gruba ya da temsile. Hiç kimse tesadüfen kalkmıyor. Her şey rast geliyor. Peki ben şimdi bir şey merak ettim. Şimdi tabii ki güven de çok önemli. Ben güvendim, inandım. O temsil alanına geldim ve benim aile dizimim yapılıyor orada. O temsilcinin samimiyetine nasıl inanacağım? Nasıl güveneceğim ona? Onu kolaylaştırıcı bilecek. Kolaylaştırıcı orada neyin... Kolaylaştırıcı da içselleştiren kişi. Biz çünkü eğitim alırken temsil alanından başlıyoruz. Ve temsil alanını deneyimledikten sonra siz alanın bir şey, bilgiyi verip vermediğini, o temsilcinin bir şeyle özdeşleşip mi hareket ettiğini fark edebiliyorsunuz kolaylaştırıcı olarak. Orada dizimi durdurabilirsiniz. Hı hı. O zaman zaten danışan güvende hissedecektir. Hı, orada siz müdahale ederek ortamı düzenleyebiliyorsunuz. Ama bu çok tekrar. Nadir bir olasılık. Yani. Peki bu... dizimde kaç göbek etkiliyor? Şimdi aile dizimi ilk Türkiye'ye geldiği zaman böyle 7 göbek gidiyorlarmış geriye doğru. Ama ben mesela pratikte önce kişinin kendi hayatına bakarım. Kendi ebeveynlerinle ilişkilerine bakarım. Eğer orada çözüm bulamıyorsam dedelere, büyük annelere giderim. Yine bir şey bulamıyorsak orada bir önemli bir olay onun hayatını bu şekilde etkileyecek ve özdeşim yaşayacak birini bulamıyorsak daha
bir üst nesle gideriz. Ama ben 2-3 nesilden ötesine gitmedim şimdiye kadar. Gerek kalmadı. Peki şunu soracağım. Şimdi tabii siz anlatırken hep film aklıma geliyor. Evet. Filmdeki olay aklıma geliyor. Evet. Çünkü orada bir canlandırma söz konusu. Diyelim ki annesi, babası ya da dedesini dizime dahil edip de, çünkü onlar daha iyi biliyorlar belki olayı, birinci ağızdan dinlemiş olabilirler. Evet. Böyle bir şey oluyor mu? Gerekiyor mu daha danışan doğrusu? Danışan kendisi temsilcinin kim olacağına karar veremez. Orada kolaylaştırıcılık yapan kişi zaten danışanın anlattığı problem ve verdiği bilgiler ışığında kendi içselleştirdiği resmi dener önce. Danışana yönlendirmeyiz biz. Anladım. Peki hocam, teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Yine çok yararlı ve gerçekten dikkat çekici bir konu oldu. Tekrar devamını da yapalım diyoruz. Teşekkürler. Efendim, psikolog Serap Akın bizlerleydi. Kendisinden yine çok faydalı bilgiler aldık. Çok teşekkür ederiz verdiği bilgiler için tekrardan. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.